Ubisoft sanırım yavaş yavaş sağlam adımlar atmaya başlıyor diyebiliriz. Hem yıllarca hayranların istediği bir Assassin's Creed'e giriş yaptılar, hem de yaklaşık üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen Prince of Persia markasını tekrardan gün yüzüne çıkardılar. Bunu ilk önce The Last Crown ile yaptılar, şimdi ise Dead Cells'in yapımcıları ile anlaşarak tıpkı Dead Cells oyunu gibi şu an erken yaşında olan The Rock Prince of Persia oyunu yaptılar. Ve ne yalan söyleyeyim, ben bu oyunun tıpkı Dead Cells'in yakaladığı başarıyı yakalayacağını, hatta çok satacağını düşünüyorum. Oyunun konusuna biraz değinirsek, Hunlar tarafından kuşatılmış krallığımızın kaderi bir defa daha bizim elimizde. Prensi ise bir zaman döngüsünde sıkışıp kalmış ve bir avuç müttefikinin yardımıyla halkını kurtarmaya çalışıyor. Hikaye bundan ibaret diyebiliriz. Oyun roguelike bir oyun. Roguelike benim için tecrübe demek. Yani öldüğünüz her şeyi sıfırlanıp geçtiğiniz yerlere tekrar geçmek demekten ziyade aynı yerleri tekrar oynayıp tecrübe kazanarak oynamak demek bana daha da mantıklı geliyor. Prince of Persia'da böyle bir oyun ama bu oyunu diğer oyunlardan farklı kılan şey 2D platformu farklı bir şekilde kullanması. Yani ne demek bu? Oyunda gördüğümüz duvarları kullanabiliyoruz. Bunu her zaman yapamıyoruz tabii. Duvarda yürümemiz için o platformun arkasında duvar olması gerekiyor. Tıpkı Prince of Persia oyununa yakışık bir şekilde güzel bir mekanik eklemişler. Ve bunu platform öğeleri ve aksiyon ile birleştirince gerçekten ortaya güzel bir oynanış çıkmış diyebilirim. Fakat bu oyuna dikkatimi çeken ilk şey çift zıplamanın bulunmamasıydı. Henüz oyunu bitiremediğim için ilerleyen bölümlerde açılıp açılmadığını bilmiyorum. Fakat duvarda yürüme mekaniği bulunduğu için tasarımsal olarak çifte zıplama devre dışı bırakıldıysa eğer bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu mekaniğin eksikliği nedeniyle bir platformdan zıplamadan düşmeniz durumunda mevcuttaki zıplama hakkınız sıfır olarak kalıyor. Yani bir yerden zıplamanızı kullanmadan düştüyseniz hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Bu da en azından benim oynama alışkanlıklarıma ters olduğu için yer yer beni çok zorladı ve hatta bazı turlarda en başa dönmeme sebep oldu. Karakterimiz bir kılıç ve bir yay ile oyuna başlıyor. Tabi oyunda ilerledikçe yeni silahları sandıklardan bulabiliyoruz. Sandıklardan bulduğumuz silahlar leveli yüksek silahlar oluyor. Bu da oyundaki düşmanlara daha yüksek hasar vurmamıza yarıyor. Oyunda düşmanlardan hasar almamak için onların üzerinden atlayabiliyoruz. Onun dışında dodge ya da parry tarzı bir şey yok. Parry değil belki ama en azından dodge olmasını isterdim. Çünkü üzerinden zıpladığım bazı düşmanlar yukarı doğru atak yapıyorlar ve hasar almam kaçırılmaz oluyor. Bundan nasıl kurtulacağımı da asla bulamadım. Oyunda karakterin taktığı madalyonlar var. Bu madalyonlar da karakterimize belli özellikler veriyor. Can sağlığını yükseltmeye, karaktere tekme atınca asit ile erimeleri gibi özellikler kazandırabiliyor. Oyun esasında bazı ustalara denk geliyoruz. Onlar da kılıçlarımızın levellerini yükseltiyor. Bulduğumuz mor parıltılarla da efsanevi silahların kilidini açabiliyoruz. The Rock Prince of Persia 9 bölgeden oluşuyor. Her bölgenin kendi özgü biyomları var. Zagros Village engebeli, dağlık bir havaya sahipken akademi bir kütüphane hissiyatı sağlıyor. Her ortam aynı zamanda farklı düşman ve çevre yerleşimlerine sahip. Düşmanlarınız sürekli hareket halinde olduğu için bu durum heyecanı daha da arttırıyor. Grafikler hareketli bir çizgi robot olarak tanımlayabileceğimiz türden, animasyonlardan sanat tarzına, karakter tasarımından sahne tasarımlarına kadar adeta görsel bir şeyler sunuyor. Ayrıca farklı bulmacalara göz atmak veya ödül sandıklarını açmak için alternatif yollara da yönelme özgürlüğünüz var. Oyun düşmanlara karşı şansınızı arttırmak için sizi madalyonlar ve daha iyi silahlarla ödüllendirdiğinden keşiflere de büyük ölçüde teşvik etmiş oluyor. Roguelite oyunlarının olmazsa olmazı, boss savaşları bu oyunda da mevcut. İlk başta size zor gelebilir fakat tecrübe kazandıkça ve hasarınız arttıkça hepsini alt üst edebiliyorsunuz. Oyunun müzikleri efsane. Fars müziğinden ilham alınarak yapılmış olması ve bunu oyunun geneline yaymaları gerçekten muhteşem olmuş. Son söz olarak yaklaşık 6 saat oynadığım Prince of Persia deneyimim oldukça keyifliydi. Oyundan oldukça zevk aldım. Fakat Dead Cells ile arasındaki tek farkı bu oyunun Dead Cells kadar hızlı, karakterin atık olmaması diyebilirim. Ama unutmayalım ki bu bir erken erişim oyunu ve alınacak daha çok yol var. Sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Sizlerden ricam, buradaysam ve benim videolarım bir şekilde karşına çıkıyorsa bana abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi oyunlar.